Şu ana kadar önemli değişken türlerini öğrendik. Dediğim gibi bundan sonrası biraz daha karmaşık konulara giriyor. İleri seviye konulara giriyor. Bunları daha sonra göreceğiz. Peki ya değişemez yapılar olamaz mı? Ben bir uygulamamda bir değer atasam ama bu değerin hiçbir şekilde değiştirilmesini istesem. Mesela matematikteki pi sayısı değil mi? Yer çekiminin ivmesi vesaire. Veya bir şehir adı, benim adım. Hani bunlar sonradan değiştirilmemesi gereken alanlar. İşte burada da karşımıza final ve const isimli anahtar kelimeler geliyor. Bunlar aslında kullanım olarak birebir aynı olsalar da yani buradaki amaç şu. Bunlara bir değer atıyorsunuz. Daha sonra bu değeri hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Aralarında çok ufak farklar var. Gelin bunlara bir bakalım. İlk olarak bunu ben nasıl tanımlıyorum? Değişken tanımlarken önce verimin türünü yazıyordum, sonra adını yazıyordum, sonra değerini yazıyordum. Burada da aslında benzer durum geçerli. Final olarak konuşalım. Şehir adı dedim ve ben buna ne dedim? Atıyorum Ankara. Şimdi gidip yok ya bu şehir adı Ankara değil de İstanbul olacaktı desem bakın ne oluyor? Kızarıklık var. Üzerine gelelim. Ne diyor? Final değişken bir kere atanır. Set one sadece bir kere atayabilirsin diyor. İşte gördüğünüz gibi ben bunu burada değiştiremedim. Ayrıca Dart dilinde Java'da vesaire bunlar şartken Dart dilinde buradaki bu veri türünü vermek optional'dır. Yani isteğe bağlıdır. Yazmasanız da olur. Verdiğiniz değere göre zaten bunun bir string olduğunu sistem anlayabilir. Dediğim gibi böyle bir kullanım mümkün değil. Benzer durum aslında constlar için de geçerli. Mesela ben buna pi dedim. Burada da genel olarak const tanımladığın yani sabit olarak tanımladığınız değişkenleri büyük harfle yazmanız gerekiyor. Mesela bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamada tek sayfada 10 tane değer varsa işte sayfa başına düşen gönderi sayısı eşittir 10 diye en yukarıya tanımlarsınız. Bütün uygulama boyunca da bunu kullanabilirsiniz ve ilk bakışta da onun 10 değeri olduğu anlaşılır. Yani burada şimdi tanım olarak yani ben değiştirmeyeceğim şeyi niye böyle yapıyorum direkt kullanırım vesaire diyebilirsiniz ama uygulama geliştirirken emin olun bunlara ihtiyacımız olacak. Yani şu pi sayısını belki hiçbir şekilde kullanmayacağız ama uygulama geliştirirken bu sabitlere ve final ve constlara ihtiyacımız olacak. Şimdi 3.14 diyelim buna. Daha sonra da gidip yine bunu değiştirmeye çalışalım. Pi eşittir dedim. Evet, yine gördüğünüz gibi olmuyor. Dediğim gibi kullanım olarak birebir aynı, amaç olarak birebir aynı ama aralarında çok ufak bir fark var. Final'a şöyle bir durum var. Ben buna şehir adını atadım Ankara. Bu ne yapması lazım? Bellekte buna bir yer ayrılması lazım. Ama şu durumda ben bu uygulamayı çalıştırırsam bakın hala eskisi çalışıyor. Niye? Çünkü ben gidip launch.json'da bu dosyanın adını vermedim. Şöyle F2 ile bu dosyanın adını alıyorum. Launch.json'da bölüm 1'in altındaki şu dosyayı çalıştır diyorum ben F5'e bastığımda. Herhangi bir çıktı yok zaten. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda final olarak belirttiğim şehir adı bellekte hala yer kaplamıyor. Ama const p dediğim alan artık bellekte. İşte bu aralarındaki ufak fark bu. Bunu kullanmadığınız sürece bellekte bir alan ayrılmaz. Sadece erişirsek ne zaman gelip buraya print deyip işte şehir adını yazarsam bu arada onu da niye söylemediysem şehir yazdım. Mesela demin gelmedi ya. Kontrol ve space tuşlarına basarak bunlara erişebiliriz. Bir de bunu yazdıralım. Mesela gelecek mi? Mesela gelmedi şu an. Kontrol space tuşuna bastığımda ulaştım. Şimdi bu durumda ise ne olacaktır? Artık şehir adını da kullandığım için bu bellekte bir yer kaplayacaktır. Bu ise ister kullanın ister kullanmayın direkt olarak derleme anında bellekte bunun yeri hazırlanıyor arkadaşlar. Diğer kısımdaki diğer dosyadaki uyarıları veriyor. Bakın bunlar hata değil. Kurs diye bir şey tanımlamışsın diyor. Kullanmamışsın. Kurs tanımı diye bir şey tanımlamışsın. Kullanmamışsın diyor. Bunları görünce de kafanız karışmasın bu arada. Evet, bunlardan bahsettik. Aslında bunların arasındaki farkın daha böyle göze battığı yer sınıfları öğrendiğimizde karşımıza çıkacak. Sınıflar nedir peki? Yeri gelecek benim bu öğrendiğim double'lar, integer'lar, string'ler benim
ihtiyaçlarımı karşılamayacak. Ben kendi veri türlerimi yazacağım. Şöyle küçük bir örnek yapıyorum. Dediğim gibi bunu şu an bilmeniz gerekmiyor. Sadece bu final'la const'un kullanım şeklini göstermek için anlatıyorum. Mesela öğrenci diye bir sınıf yapacağım. Bu öğrenci sınıfının içinde bir değişmez bir alan tanımlayalım. Mesela final öğrenci adı dedim. Hatta buna da bir değer atalım şimdilik Emre diye. Gidip bir de buna const deyip numara atamaya çalıştığımda işte burada patlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir açıklama yazdım. En önemli fark instance değişkenler sadece final olarak tanımlanır, const ile tanımlanmaz. Yani burada öğrenci sınıfımla ilgili değişkenleri tanımlarken, variable'ları tanımlarken sadece final kullanabiliyorum, const'u kullanamıyorum. Bu da bir aklınızda olsun. İlla ben burada const kullanacağım diyorsanız başına static yazmanız gerekiyor ki dediğim gibi bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Şu an için aklınızda olsun yeter. Burayı da yorum satırları içine alalım. Evet, aslında bununla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Yeri geldiğinde bazı alanları final yapmak zorunda kalacağız. Tanım olarak belki çok basit gelebilir. Hani bunu ben nerede kullanacağım diyebilirsiniz ama uygulama geliştirme kısmına, Flutter kısmına geçtiğimizde bunların da illaki kullanıldığı yerleri göreceksiniz. Şu an için bu kavramları bilmeniz yeterli. Evet, bu dersle beraber aslında bölüm 1'inde sonuna geleceğiz. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda buraya bir şey ekler miyim ama genel olarak veri türlerini özellikle şu an için temel olarak bilmemiz gerekenleri öğrendik. Bir sonraki derste farklı bir bölüme geçip devam edeceğiz. Görüşmek üzere.